değerli belediye başkanımız, sayın valilerimiz, kıymetli davetliler. Geçmişten günümüze uzanan kadim Türk-Çini sanatımızın Türkiye Büyük Millet Meclisimize özel hazırlanan ve nadide eserlerden oluşan Meclis Özel Kütahya Koleksiyonu Sıtkı isimli sergiyi açıyor olmanın sevinciyle sizleri selamlıyorum. Hoş geldiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Meclis Özel Kütahya Koleksiyonu Çini sergisinde UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Çini sanatçısı Sıtkı Olçar'ı vefatının 10. yılında 10 eseriyle rahmetle anıyoruz. Kıymetli misafirler, Türkiye Büyük Millet Meclisi milli iradenin tecelli ettiği yerdir. Aziz milletimizin iradesini temsil eden sayın milletvekillerimizin görev yaptığı meclisimiz elbette siyasetin merkezidir. Ama meclisimiz siyasi faaliyetlerin yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler bakımından da milletimizin her yönüyle temsil edildiği bir yerdir. Böyle bir yer olmalıdır. Geçen yıl kurtarıcı ve kurucu meclisimizin açılışının 100. yılını kutladık. Bu yıl İstiklal Marşımızın 100. yılını kutluyoruz. Bu vesileyle merhum şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a minnet ve şükranlarımızı dile getirme imkanı buluyoruz. Yaptığımız etkinlikler kapsamında geçen ay ülkemizin Çini sanatının öncüsü, seramik sanatının öncüsü merhum Füreyya Koral'ın meclisimiz için ürettiği objelerden oluşan bir sergi açmıştık. Geçen hafta İstiklal Marşımızın 100. yılı vesilesiyle Mehmet Akif Ersoy sergilerini açtık. Bugün de meclisimizin sanatın ve sanatçının dostu olduğunun açık bir ifadesi olarak Meclis Özel Kütahya Koleksiyonu'nu sergileyeceğiz. Değerli sanatseverlerimizin ilgisine ve beğenisine sunduğumuz bu serginin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle yaklaşık 9 ay kadar önce Kütahya Çinisi'nin tanıtımı için mecliste bir sergi açılması fikrini ortaya atıp bugün bu serginin gerçekleşmesi için önemli bir çaba sarf eden Kütahya Milletvekilimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyemiz İshak Gazel'e teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, geleneksel Türk-Çini sanatı sahip olduğumuz en değerli kültürel miraslarımızdan birisidir. Son 1000 yıllık görkemli medeniyetimizin sahip olduğu estetik zevkimizi ve güzelliğe bakışımızı yansıtır. Milli ve manevi değerlerimizi renk renk, desen desen, nakış nakış işlediğimiz geleneksel Türk-Çini sanatını korumak, geliştirmek ve yaşatmak bizler için önemli bir mesuliyettir. 2008 yılında UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödülünü alan, Çin'in Picasso'su ve Çin'i dervişi olarak anılan Sıtkı Olçar'ın sevgili kızı Nida Olçar hanımefendinin babası ve aynı zamanda ustasının izinden giderek Türk-Çini sanatını daha yukarıya taşıması memleketimiz adına çok önemli bir kazanımdır. Yurt dışında ve yurt içinde açtığı sergilerle Kütahya ve Türkiye'yi büyük bir başarıyla temsil eden Nida Olçar'ın şahsında geleneğimizi ve kültürümüzü çağdaş formlarla gelecek nesillere aktaran bütün sanatçılarımızla gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim. Bugün açılışını yaptığımız sergiyle hem Çini sanatının nadide eserlerinin meclisimizde sergilenmesini sağlayacak hem de geleneksel Çini sanatımızın ünü ülkemizin sınırlarını aşmış hünerli eli merhum Sıtkı Usta'yı hayırla yad etme imkanı bulacağız. Kıymetli misafirler, sanat duygu ve düşünceleri estetik bir şekilde ifade etme gayretidir. Toprağı işlemek, eşyayı biçimlendirmek, sese ahenk kazandırmak, sözü anlamlı bir şekilde ifade etmek sanattır. Fırça darbeleriyle tuvale şekil çizmek, küçücük bir tesbih tanesine motifler işlemek, iğne ipekle, iplikle desen oluşturmak, toprağa biçim vererek eser ortaya çıkarmak sanatçının işidir. Sanatçı ortaya koyduğu eserle algıyı olguya dönüştürür, objeye estetik bir anlam kazandırır. Bu anlam yüklü sanat eseri hepimizin içinde pek çok farklı duygu uyandırır. Bu duygular tamamen kendi geçmişimize ve hislerimize bağlıdır. Aslında bir estetik eser karşısında hissettiklerimiz bizim kim olduğumuz ile ve hayat hikayemizle bağlantılıdır. Faruk Tafiz Çamlıbel,
Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da gezersin 40 asırlık mabedin içini. Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek duvarda, bize heyecan verir bir parça yeşil çini. Dizeleriyle ağırlıklı olarak genetiğimize işlenmiş geleneksel sanat eserlerinden bir çini parçasının ya da bir eski yazı metninin üzerimizdeki tesirini anlatır. Esasen her millet kendisine ait kültür parçasında özüne ait ayrı hisler yaşar. Bu da gayet anlaşılır bir durumdur. Gördüğümüz bir parçasıyla ruhumuzu dinlendiren, bin yıldan uzun zamandır medeniyetimizin vazgeçilmez mimari imzası, geleneksel çini sanatımız da bizim ayrılmaz bir parçamızdır. Çini, toprağın pişirilip sıralanması ve bir sanatçı elin renklendirmesiyle, emek, sabır, yetenek ve ruhun birleşimiyle oluşan bir sanattır. Çini sanatında genellikle lacivert, mavi, turkuaz, siyah renkler kullanılırken, Kütahya ve İznik çinilerinde yeşil, kahverengi ve kırmızı renkler de buna eklenir. Çini aslında çini, yani köken itibariyle Çin'e ait olan demektir. Porselen sanatının menbaına atıfla onun adıyla isimlendirilmiştir. İlk örnekleri tuğla üzerine renkli sırın kullanılmasıyla eski Mısır ve Mezopotamya'da, sonra da Uygurlar tarafından mimaride kullanılmıştır. Mimari eserlerde çini süslemeler, Türk-İslam sanatında Karahanlılar, Gazneliler ve Harzemşahlardan itibaren Selçuklular ve 16. yüzyılda zirveyi yaşadığı Osmanlılara kadar kullanılmaya devam etmiştir. 18. yüzyıl itibarıyla kullanımı yavaşlamış olsa da 20. yüzyılın başında Kütahya ve İznik ile az da olsa geleneksel çini sanatı devam etmiştir. Anadolu haricinde İspanya, Mağrip, Mısır, İran, Horasan, Semerkant, Buhara çini sanatını her mimaride görebileceğimiz İslam coğrafyasının mekanlarıdır. Atalarımız cami, medrese, saray, köşk, türbe, hamam, kervansaray, minber, eyvan, kubbe, çeşme gibi mimari eserlerde kullandıkları bu sanatı günlük eşyalarda da kullanmışlar. Hatta mezar taşlarına bile nakşeden ince zevke sahip olmuşlardır. Bugüne kadar geldiğimizde Kültür Bakanlığı çini sanatçısı Nida Olçar'ın da babasından aldığı el ile hazırladığı meclis özel Kütahya koleksiyonuyla ilk kez tarihi çini desenlerini eşarplara, kravatlara, kol düğmelerine ve ev tekstiline uyarladığına büyük bir mutlulukla şahit oluyoruz. Değerli misafirler, sizlerle Bursa Yeşil Camii çinileriyle ilgili bir hikayeyi paylaşmak istiyorum. Bursa Yeşil Camii aslında bir külliyedir. Cami, türbe ve medresesindeki çinilerden dolayı Yeşil Camii adıyla meşhur olmuştur. Banisinin, mimarının, süsleme programını yapan nakkaşbaşının, mihrap çinilerini yapan ustalarının, hünkâr mahvilindeki çinilerin ustasının ve ahşap işçiliklerini yapan ustanın adını veren altı kitabesiyle külliye Osmanlı mimarisinde yegane tek örnektir. Bir deprem sonrası Yeşil Cami'deki çinilerin bir kısmı dökülür ve zarar görür. Caminin onarılması gerekir, tarihi çinilerine benzer aynı örnek çiniler üretilmeye çalışılır. Değişik ayarlamalarda fırınlama tekniği defalarca denenmesine rağmen üretilen yeni parçalarda bir türlü aynı tondaki mavi renk elde edilemez. Çini sanatçılarımızın malumudur, fırınlanan boyalar ve toprak çoğu zaman aynı renkte ortaya çıkmaz. Çini sabır işidir bu sebeple. Çiniler uzun süre öylece bırakılır. Aradan uzunca bir zaman geçer. Yeşil Cami'ye atanan meraklı bir imam efendi caminin deposunu elden geçirir. Bu elden geçirme esnasında Yeşil Cami'nin yapıldığı dönemdeki çini sanatçıları tarafından çinilerin yedeklerinin depoya istiflendiğini tespit eder. Böylece merakı sayesinde bir güzelliğe sebep olan İmam Efendi, atalarımızın bıraktığı bu eşsiz çinileri tamamlatma bahtiyarlığına da erişir. Yeşil Cami çini sanatçıları yüzlerce yıl sonraya çinilerin yedeklerini bırakarak manevi iklimimizi güzelleştirmeye devam etmişlerdir. Değerli misafirler, merhum Sıtkı Olçar, geleneği takip eden ancak taklit etmemeye gayret eden sanatçılarımızdandı. Çini sanatında kendi tarzını geliştirmesi sebebiyle ünü sınırlarımızı aşmıştı. İşin ustaları onu Çin'in Picasso'su, Çini dervişi gibi ünvanlarla andılar.
Sayın Nida Olçar da merhum babasından kalan mirası geliştirerek yaşatmaya gayret eden sanatçılarımızdan. Eski sanatçıların kavranamayan becerisini, yeteneğini öğrensin diye yanlarına verilen çıraklar bir süre sonra olgunlaşıp iyi birer sanatkar haline geldiklerinde ustalardan el aldıklarına inanılırmış. Diğer bir deyişle usta becerisini ve yeteneğini çırağına bir anlamda miras bırakırmış. 5 yaşından itibaren Sıtkı Usta'nın rahle-i tedrisinde yetişen, eski geleneği çağdaş bir bakış açısıyla yorumlayan, eski ham maddelerle sanatını icra eden, kas kanadı fırça ve toprak boyadan vazgeçemeyen, adeta pergelin sabit ayağı gibi bin asır önceki geleneğe bağlı olarak çalışan Çini sanatçımız Sayın Nida Olçar hanımefendinin babası Sıtkı Usta'dan emanet aldığı bu meşaleyi elden ele devrederek Türk Çini sanatını yaşatacağına yürekten inanıyorum. Bin yıllık Çini geleneğimizi günümüzün estetik zevkleri içinde tekrar yorumladığı sefer tasları, keşkülü fukaralar ve şifa kaplarının yenilerini üretmeye devam edip öğrenciler yetiştireceğine inanıyorum. Ayrıca dünyaca ünlü Kapadokya'mızın kırmızı topraktan yapılan çömleklerini Çini sanatımızdan meczeden, iki güzellikten yeni bir üçüncü güzellik ortaya çıkaran, daima yeni arayan ve bizlere sunan değerli sanatçımızın başarılarının daim olmasını diliyorum. Hem Kütahya'mızın hem de ülkemizin tanıtımına önemli katkılar sunan değerli sanatçımızı ve eşsiz eserlerini meclisimizin çatısı altında sergilemekten büyük memnuniyet duyuyorum. İstiklal Marşımızın 100. yılında milletimizin iradesinin temsil mekanında açılan bu anlamlı sergiye verdiği destek ve Türk Çini sanatına katkılarından dolayı Sayın Nida Olçar'a bir kez daha teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Ülkemiz ve insanımız için yapılan hizmetler, bıraktığı eserler, yetiştirdiği sanatçılar sebebiyle merhum Sıtkı Olçar'ı bir kez daha minnet ve şükranla yad ediyorum. Katılımınız için hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın.